Herkese selamlar, ben Geek The Gecko. Chrono Trigger'ın 30. bölümüyle karşınızdayım. LP konusunda gerçekten kilometre taşı Chrono Trigger. 30 bölüm oldu. Ben bile inanamıyorum nasıl olduğunu. Ama belliydi zaten bu kadar uzun süreceği. Geçen bölüm Kajar'ın önünde bırakmıştık. Bu bölüm Kajar'dayız. Burada yine geçen bölümdeki gibi sırasıyla kitapları açıp bir gizli geçit açmamız gerekiyor. Bu sırada bol bol konuşacağız. Burası Sun Temple, Güneş Tapınağı. Bu da uzun zaman önce mühürlenen bölgelerden biri. Zeal'daki. Evet, burada önemli bilgilerle karşılaşıyoruz. Kraliçe Zeal'ın iki tane varisi varmış. Shala ve Janus. Ya da Janus, ikisinden biri. Eskiden Zeal'ın üç tane gurusu varmıştı. Üç bilgi adam gibi bir şey bu. Mantık gurusu, yaşam gurusu, bir de bir şey gurusu daha var. Fakat Kraliçe Zeal oldukça değişmiş geçen yıllar içinde. Ve üç guru da ortadan kaybolmuş gizemli bir şekilde. Bu üç gurudan sanıyorum ikisini oyun boyunca gördük. Kimler olduğunu söylemeyeceğim. Zaten söyleyecekler galiba. Buradan Nu size kitapların sırası hakkında bir bilgi veriyor. Buradan Speed Tab'i alıyoruz. Gizli bir yerde. Fakat sağ tarafta kütüphanenin üzerinde parlayan item'dan görebilirsiniz onu. Bir ipucu olarak. Evet, bugün günlerden pazar. Tek boş günüm. Birazdan yine temizliğe girişeceğim. Tam bir ev kadını gibi. Evet, gurulardan biri Baltazar. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Baltazar Robo'nun zaman diliminde karşılaştığımız bir kişi. Bu arada su kitabını bulduk. Uyanalı birkaç dakika olduğu için kelimeleri toparlayamayabilirim. Affola. Evet, gizli geçiti açtık. Burada tuhaf bir oyuncak var. İçinden Black Rock çıktı. Siyah kaya yani. Siyah taş ya da. Black Rock özellikle oyunun ilerleyen kısımlarında bayağı işimize yarayacak bir obje. Aklınızda bulunsun şimdiden. Evet, Kajar'da yapacağımız başka bir şey kalmadı. Mağaraya giriyoruz. Geçen bölüm girip de geri çıktığımız yer. Salak gibi tekrar giriyorum aynı portala. Yukarı doğru tırmanıyoruz. Evet, bayağı sıkıcı bir haftaydı iş yerinde. Çünkü elimdeki işler bitti. Yeni müşteri de yok şu sıralar. Yaz aylarında inşaat sektöründe canlanma olur. O yüzden yeni müşteriler çıkar dediler. Fakat eğer yazı da boş geçirirsek şirket çenek, işimiz zor. Evet, burada Nu'nun sırtını kaşımanızı istiyor sizden Nu. Ve kaşımanızın sonucunda Nu'nun kaşıma noktasını buluyorsunuz, Nu'ların. Bunu Kajar'daki bir Nu üzerinde kullanmanız gerekiyor.
Evet, buradaki hatunla konuşursanız Queen Zeal, Kraliçe Zeal bitkiyi yakmasını söylemiş. Size soruyor ne yapmalıyım diye. Eğer gizlice ek derseniz oyunun ilerleyen kısımlarında yine önemli bir side quest'i açmış olacaksınız. Bu yüzden o side quest'i açmak istiyorsanız kesinlikle bu bayanın söylediği, bayan ne amına koyayım, söylediği ya sorduğu soruya gizlice ek yanıtını verin. Evet, Dalton hakkında bilgi veriyor bu. Bu bölüm yine bol bol konuşmayla geçiyor. Yapmamız gereken birkaç şey var onun dışında. Evet, yatak odasına gidiyormuş. Bugs Bunny'nin bir bölümü vardı. Bir tomar anahtar geçiyordu eline. Anahtarları sayıyor işte. Kasanın, yatak odasının. Isık çalıyordu. Evet, Nuh'un... Nuh'ların kaşıma noktasını bulduğumuz için... Kajar'a gidip... Sırtını kaşımamız gereken Nuh'ya gitmemiz gerekiyor. Bize Speed Tab ve Magic Tab veriyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Oyunun en eğlenceli noktalarından biri burası. Özellikle oyunun başından beri bitmek bilmeyen savaşlardan sonra güzel bir dinlenme noktası oluyor burası. Bu satıcı Nuh. Evet, şu odada kitaplara bakan Nuh'un sırtını kaşımamız gerekiyor. Ağzından düştü. Ha, sadece Magic Tab veriyormuş. Olsun, sağlık olsun. Speed Tab'i de zaten bu odadan almıştık. Evet, şimdi tekrar Palace'a geri dönmemiz gerekiyor, saraya. Burada yapacak hiçbir şey kalmadı gerçekten. Evet, tırmanmaya başlıyoruz tekrar. Evi temizlemek gerçekten gözümde büyüyor şu anda. Gerçi sadece yerleri süpüreceğim ama yine de. Evet, burada yine geçen bölümde vardı bunlar. Masa ve Mune duruyor. Ne alaka dersiniz? Bilmiyorum. Evet evet, seni dinlemiştik demin. Evet, buradaki adam 3 grunun nasıl ortadan... Evet, Chrono Trigger zaman yumurtası ya da diğer adıyla oyunun ismiyle müsemması olan objesinden bahsedildi. Oyunun ilerleyen bölümlerinde yine çok çok önemli bir yeri var Chrono Trigger'ın. Oyuna neden Chrono Trigger dendiğini de anlayacaksınız. Üçüncü grunun ismi bu arada Gaspar. Bu gördüğünüz şey Mammon makinesi. Mammon makinesinin işlevi Leivos'un sonsuz enerjisinden beslenmesi ve buradaki Zeal halkına bütün bu teknolojik ilerlemeleri bahşetmesi. Kraliçe Zeal 3 grup birleşip Mammon makinesini yaptığı gecenin ardından bir anda değişmeye başlıyor gizemli bir şekilde ve 3 grup da ortadan kayboluyor.
Makinenin önündeki parlayan kırmızı şeye dikkatinizi çekerim. Evet, burayı ziyaret ettikten sonra bir sonraki istikametimiz yatak odası. Burada iki tane kapı var. İlk önce soldan girelim. Solda bir şey yok gerçi. Mamon makinesi kırmızı bir taştan yapılmış. Kırmızı taşı hatırlarsanız. Şala'nın bir de kolyesi varmış. O kolyede Mamon makinesinin yapıldığı aynı kırmızı taştan yapılmış. Ve karşınızda Janus ve Şala. Oyunun kritik iki karakteri. Evet, Şala'nın meşhur kolyesini görüyoruz. Sizler de kimsiniz? Kraliçe Zeal'ın gördüğünüz gibi bir diktatörlüğü var. Geç kalırsanız cezalandırılırım diyor. Kedisinin adı Alfa Dormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Evet, şimdi Şala'yı takip etmemiz lazım. Kraliçenin yanına çıkıyor. O da kraliçenin odası da taht odası da ortadan giden yol. Bu kapılardan daha önce görmüştük sanki. Hadi biz de girelim. Evet, hatırlarsanız Marl'ın bir kolyesi vardı. Oyunun en başında aldığımız. Bir şekilde Şala'nın kolyesine aşırı benziyor. Fakat şu anda Marl'ın kolyesi kapıyı açamadı. Şimdi yapmamız gereken Mamon makinesinin yanına gidip kolyeyi emişlemek enerjiyle. Şunun gibi. Evet, kolyeyi enerjiyle emişledikten sonra kapıyı açabilir hale geliyor. Burada magic tablerimizi kullanalım. Birikmiş iki tane. İki tane de speed tabimiz var. Biri Chrono'ya, biri Frog'a. Haydi bakalım. Evet, kapıyı açabildik sonunda. Karşınızda Kraliçe Zeal, Şala, gizemli yabancı ve Dalton. Kendileri kraliçenin yardakçıları oluyor. Evet, içeri girmemizden pek memnun kalmadılar. Ve Dalton golemi saldı üzerimize. Şimdi bu savaşına esasen kaybetmemiz gerekiyor. Fakat kazanabilirsiniz. Benim gibi. O kadar güçlüyüm ki. Golemin en büyük özelliği sizin saldırınızı kopya etmesi.
Fiziksel saldırılar hiçbir şekilde zarar vermiyor kendisine. Hayvan gibi güçlü bu arada saldırıları. 431 verdi Frog'a. Iron Orb saldırısı da ilk önce 1 bölü 3'ünü sonra 1 bölü 2'sini götürüyor HP'nizin. Ve Frog öldü. Dediğim gibi aslında kaybetmeniz gereken bir savaş olduğu için boss'u aşırı güçlü yapmışlar. Fakat bir şekilde hayatta kalırsanız da güzel bir experience puanı kazanıyorsunuz. Burada hayatta kalmanız yani çok önemli değil. Onu tekrar belirteyim. Bu arada Robo bayağı zayıf kalmış. Onu fark ettim. Daha önce aldığımız full tonikler bayağı işe yarıyor burada. 500-500 arttırdığı için HP'yi. Zaten bizim karakterlerimiz maşallah 500'den fazla hepsinin HP'si. Robo hariç. Aslında X-Strike en güçlü saldırı değil bu goleme karşı. Kademe kademe keşfediyorum burada güçlü saldırıları. Oh. Krono öldü. Oyun boyunca ikinci kez ölüyor galiba Krono. Gördüğünüz gibi epey zor durumdayız şu anda. İmdadımıza yine full tonic gelişiyor. Robo'nun Cure Beam'i pek bir işe yaramıyor açıkçası. Frog yine öldü. Robo'yu yine iyileştirici olarak kullandım burada. Aslında Golem'e en fazla zarar veren Frog ve Krono'nun ortak saldırısı Spire. Fakat dediğim gibi boss savaşının sonlarına doğru keşfediyorum bunu. Robo'yu diriltiyoruz. Gördüğünüz gibi hızlı ve atik davranmanız gerekiyor. Eğer yenmek istiyorsanız. Yenmek istemiyorsanız zaten akışına bırakıyorsunuz. Şu anda Sword Stream'e geçtim. Sword Stream biraz daha güzel saldırıyor. Her büyü saldırımızdan sonra dikkatinizi çektiyse Golem saldırımızı kopya ediyor. Bayağı da güçlü ibni. Evet, gördüğünüz gibi Cure Beam 239 iyileştirdi sadece. Yeterli değil. Evet, gördüğünüz gibi Spire saldırısı 1016 gibi muazzam bir zarar verdi Golem'e. Gayet güzel yani. Baştan beri Spire'la saldırırsanız sizin yararınız olacaktır. Rahat bir 5000 vurmuşuzdur şimdiye kadar. Ve hala ayakta. Toptan yıldırım saldırısı yapıyor. Bizden kopya ettiği saldırı bu. Elemental atakların hepsini kopya ediyor. Baram. Evet, sonunda Golem aşağı indi. Dalton'u kopya etti ve Robo'yu öldürerek
kendisi de öldü. 35 tek puana kazandık. Fena değil. Dalton epey sinirlendi ve evet, bizi hapsettiler. Kraliçe de hafiften Altı Meşya'ya benziyor. Final Fantasy 8'deki. Fiziksel olarak. Evet, havada asılı durumdayız. Star Wars bölüm 2'de Obi-Wan Kenobi'nin tutsak kalması gibi. Charlie ve Janus yardımımıza geldiler. Sağ olsunlar. Charlie'nin zaten iyi bir kız olduğunu ilk bakışta anlamıştım. Evet, Charlie bizden guruları kurtarmamızı istiyor. İlk guru Melchior. Mountain Vo'ya sürgüne gönderilmiş. Fakat o neyse. Prophet geldi. Kahin yani. Kahin bizi öldürecekti. Şala araya girdi Allah'tan. Geldiğimiz yoldan geri sürüyorlar bizi. Evet, kainin yapmasını istediği şey Şala'dan, biz portaldan geçtikten sonra portal kapısını mühürlemesi. Böylece tekrar geri dönemeyeceğiz buraya. Ve bir prizma ördü portal kapısının etrafına. Artık buradan geçemeyeceğiz. Neyi affedeceğiz lan? Evet, girdiğimiz yoldan geri döndük. Taş devrine döndük yani ta. Evet, neden kain bizi öldürmedi? Güzel bir soru. Mantıklı bir soru. Şimdi büyük bir backtracking olayına giriyoruz. Oyun boyunca karşılaştığımız, hani sonradan açacağız, sonradan açacağız dediğim bütün kapılar ve kutuları artık açabileceğiz. Kolyeyi Mamam makinesiyle emişlediğimiz için. Oyun boyunca bayağı bir görmüştük. Hepsini teker teker açacağız kolyeyle. Gelecek bölümde ama. Bu bölümün yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Bir shelter'la iyileştirelim herkesi. Ve save'leyip bölümü bitirelim. Evet, ben Geek Digeko. Gelecek bölüm görüşmek üzere. Hoşça kalın.